ETV Türkiye'den hepinize merhaba sevgili ETV Türkiye takipçileri ve izleyenleri. Gerçekten de öyle bir gündem yaşıyoruz ki böyle sağdan soldan yumruklar şeklinde. Hayat sizin için nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Her şey dört dörtlük mü? Mükemmel mi? Ekonomik anlamda, sağlık anlamında, eğitim anlamında. Her şey gerçekten yolunda mı? Bakanlarımızın yaptığı açıklamalar gibi. Ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Şimdi hayatın, vatandaşın en büyük sorunu geçim sıkıntısı. Evet, çok zor ekonomik koşullar yaşanıyor. EYT'liler, emekliler, işte çiftçiler. Ama öte yandan Türkiye'de bakıyorum mesela özellikle herkes artık adalet istiyoruz diye bağırmaya başladı. Bir ülkede vatandaş adalet çığlığı atıyorsa her konuda, gerçekten o ülkede çok ciddi problem var demektir ve o ülke çok daha büyük ve ciddi problemlere gebe demektir. Şimdi öncelikle sağlık çalışanlarına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. ETV Türkiye olarak ve ben Şebnem Arda Boğa olarak çok şiddetle kınıyorum. Canlarını dişlerine takıp özellikle bu COVID sürecinde ailelerinden uzak kalıp kendi sağlıklarını riske atıp bizler için çalışan, sağlık çalışanlarına yönelik yapılan her türlü saldırıyı gerçekten nefretle kınıyorum. Öyle görüntüler izledik ki sosyal medyada en son olan olayı hatırlayacaksınız. Şimdi bileceksiniz zaten gündemde. O kadar korkunç ki gerçekten hak etmiyorlar. Bakın. Korku ve dehşet içerisinde kendilerini korumaya çalışan sağlık çalışanlarımız korku ve dehşet içerisindeler. Çünkü neden saldırıya uğradılar? Yaralı bir hasta geliyor. Her türlü müdahaleyi yapıyorlar kendisine. Her türlü müdahaleyi yapmalarına rağmen ne yazık ki vatandaş hayatını kaybediyor. Ve bunun üzerine sağlık çalışanları saldırıya uğruyorlar hastanede. Bunun gibi birçok olay duyuyoruz, birçok olay yaşıyoruz ve birçok olay da ekranlara hem internet ortamında hem ulusal medyada yansıyor. Gerçekten çok üzücü ve çok acil bir şekilde cezalandırılması gerekiyor bunu yapan insanların. İşte bu yüzden de diyorum ya, hani sağlıkta adalet istiyoruz, eğitimde adalet ve eşitlik istiyoruz. Hayatımızın her alanında adalet ve eşitlik istiyoruz. Çok önemli bir şey bu. Bir ülkenin temel taşı açıkçası. İşte bizim vatandaşlarımızın da adalet istiyoruz çığlığı. Önümüzdeki günlerde eğer gerçekten Türkiye'de adalet her anlamda, her konuda sağlanmazsa belki de çok daha kötü günlere gebe. Umuyoruz öyle olmaz. Ve bu arada tabii dediğim gibi şimdi biraz ekonomiyi de değerlendirmek istiyorum. Çünkü Sayın Berat Albayrak'ın, Maliye ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın attığı tweetler var biliyorsunuz. Takip edenler edebiliyordur. İnterneti olmayanlara da işte ulaştırmaya çalışıyoruz bir şekilde. Buradan göstermeye çalışıyoruz. Ama ne yazık ki Sayın Berat Albayrak'ın açıklamalarıyla vatandaşın yaşadığı birbirini hiç tutmuyor. Şimdi bu tweetleri size göstereyim. Anlayacaksınız ne demek istediğimi, daha iyi anlayacaksınız. Şimdi Sayın Berat Albayrak'ın 3 tane tweeti var bununla ilgili. Bu tweetleri sizlere göstermek istiyorum özellikle. Ve aslında da hani biraz da böyle fikrinizi de almak istiyorum. Şimdi Berat Albayrak diyor ki, ekonomimiz 3. çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3.2 artarak %82 oldu diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten de Türkiye'nin ekonomisi büyüyor mu? Ve size yansıyan, bu pembe tablodan size yansıyan ne? Siz bu tablonun neresindesiniz vatandaş olarak? Şimdi bir açıklaması daha var, bir tweet'i daha var Sayın Berat Albayrak'ın. Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla ikinci sırayı elde ettik diyor. Yani biz diyor Avrupa'da tarımda ikinci sıradayız. Hedefimiz dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında olmak.
Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum. Ama bizim öte yandan, şimdi Berat Albayrak bu açıklamayı yapıyor ama çiftçinin anlattığı, bize de medya mensuplarına aktardığı şeyler çok başka. Şimdi bir çiftçi üretim yapabilmek için 7-8 tane kredi kartı kullanıyor, onlara takla attırıyor. İşte onun bir kartla birinin borcunu ödüyor, sonra öbür karttan çekip öbürünün borcunu ödüyor. Ve aslında borcu çok daha fazla büyüyor ve o borç batağının içine çekiliyor üretici. İşte tohumunu alamıyor, tarım ilacını alamıyor, gübresini alamıyor, toprağını ne yazık ki değerlendiremiyor, üretemiyor. Bizim görmüş olduğumuz tablo bu. Sayın Berat Albayrak'ın da bize yansıtmış olduğu tablo bu. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum tabii ama çok da iktidarın yansıttığı gibi değil her şey Türkiye'de şu anda. Onu görüyoruz, onu yaşıyoruz. Bu arada önemli bir konu eğitim konusu. Veliler ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Öğrenciler ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. O kadar karmaşık bir dönem ve süreç yaşıyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaların hiçbirisi gerçek anlamda tatmin edici değil maalesef. Bizleri tatmin etmiyor çünkü şimdi Milli Eğitim Bakanı çıkıp diyor ki biz diyor online eğitimde dünyada diyor ikinci sıradayız diyor. Yani biz çok iyiyiz online eğitimde. Tam da bu açıklamayı yaptığı sırada Sayın Ziya Selçuk EBA TV sistemi çöküyor. Bu arada tabii sistem çöküyor ama sistem çökmese bile şöyle de bir durum var. Türkiye'de milyonlarca öğrencinin evinde internet yok. Milyonlarca öğrencinin tableti yok. Hatta yüz binlerce öğrencinin evinde televizyon dahi yok. Şimdi bütün bunlar çözülmeden, bütün bu sorunlar çözülmeden işte eğitimde eşitlik, eğitimde fırsat eşitliği, işte gerçekten herkesin, her öğrencinin aynı eğitimi alabilmesi çok çok önemli. Ama bu durumda ne yazık ki Türkiye'de işte dünya ikincisiyiz online eğitimde ama neye göre dünya ikincisiyiz? Nasıl dünya ikincisiyiz? Bütün bu söylediğim şartlarda ve koşullarda her öğrenci aynı eğitimi alma şansına sahip değil şu anda. Online eğitim bile olsa. Hani kaldı ki yüz yüze eğitimde de öyle. Şimdi tabii apayrı bir konu. Özel okullar, devlet okulları, işte işleyişler, öğrencilerin hakları, hem sosyal hem kişisel hakları. Bütün bunlar tabii çok ayrıca tartışılacak ve değerlendirilecek konular ama şimdi gündemde olan önemli işte bu dünya ikincisi, online eğitimde dünya ikincisi olan Türkiye'de ne yazık ki şartlar bu. Yani milyonlarca öğrencinin tableti yok, interneti yok, yüz binlerce öğrencinin televizyonu yokken ve şu anda mevcut işte en iyi izlenilen EBA TV sistemi çökmüşken bunu nasıl yapacaksınız? Eğitimi nasıl sağlayacaksınız? Bu öğrencilere nasıl eğitim vereceksiniz? Hatta Bakan Ziya Selçuk'un bu EBA TV'nin sisteminin çökmesiyle ilgili açıklaması da çok ilginç gerçekten. Çok enteresan. Kendisi şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki bu güzel bir haber aslında dedi. Yani bu sistemin çökmüş olması güzel bir haber aslında dedi. Çünkü dedi bu sisteme olan ilginin çokluğunu gösterir. Ne dersiniz bilmiyorum. Ben aslında söyleyecek çok fazla bir şey bulamadım bu cümleyle ilgili. Yorumlarınızı takip ediyorum. Düşüncelerinizi dikkate alıyoruz özellikle. Bu gündemi de takip etmeye devam ediyoruz. Sizlerle de paylaşmaya devam edeceğiz. Bazen böyle şaşkınlıkla, bazen gülümseyerek, bazen de gerçekten çok hüzünlenerek izlediğimiz bir Türkiye tablosu var şu anda önümüzde. Ama açık olan bir şey var ki gerçekten adaletin çöktüğü yerde, eğitimin, sağlığın çöktüğü yerde çok büyük bir problem vardır. Ve bu problem ne yazık ki ileride gelecek nesillere yansıyacak şekilde çok ciddi hasarlar bırakabilir ülkede. Takip ediyoruz ne olacağını göreceğiz. Hep birlikte izleyeceğiz. İnşallah güzel haberler vermek dileğiyle, inşallah güzel haberler paylaşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.